Merhaba, ben Şerife. Bahçeşehir Üniversitesi'nde 3. sınıf psikoloji öğrencisiyim. Isaac'le birlikte bu yaz İtalya'ya Global Volunteer projesine gittim. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Merhaba, ben Murat Batuhan Kansız. Kadir Has Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Ben de geçtiğimiz yaz ayında Rusya'nın Sankt Petersburg şehrinde 1,5 aylık bir Global Volunteer tecrübesi deneyimledim. Bugün de işte sizinle bu konuda görüşüyor olacağız. Ya benim gittiğim Global Volunteer tecrübesi küresel amaçlardan dördüncüsüne hitap ediyordu bu nitelikli eğitime. Nitelikli eğitimde de gittiğim bir kampta Rus çocuklarına İngilizce öğretmem, onlarla iletişime geçmem ve onların gözünde diğer kültürlere olan yargıları yıkarak başka bir kültürden insana daha sıcak bakmalarına yardımcı olmaktı ki bayağı başarılı geçtiğini düşünüyorum. Çünkü ben oradan ayrılırken öğrencilerin gözünde gerçekten o ya abi buraya bir Türk geldi ve efsaneydi, çok eğlendik vesaire şeyini gördüm. O yüzden benim bayağı hoşuma gitmişti. Benim projemin içeriği şu şekilde. Kilisenin ve devletin desteklediği bir yetimhanedeki çocuklarla birlikte onların hem sosyal hem akademik anlamda onların hayata karşı adaptasyonlarını güçlendirmek, hem onları arkadaşlarıyla olan iletişime hem de yaşadıkları ailevi problemleri unutturmak, birazcık daha sosyal anlamda hem de psikolojik olarak, mental olarak hayata karşı daha pozitif bakmalarını sağlamak üzerine bir proje içeriğim vardı. Çocuklarla birlikte toplam 45 gün geçirdim. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden tatlı çocuklardı. Proje bittiğinde zaten böyle ağlayarak falan döndüm ben İtalya'dan. Çok üzüldüm, aşırı üzüldüm. Hepsine çünkü bir abla gibi yaklaştım. Onlar da beni bir abla olarak gördüler. İletişimimiz çok iyiydi ve onlara dokunuyor olabilmek, onların bana etki ediyor olabilmek, duygu akışı o kadar önemli ki. İngilizce pek bilmiyorlardı. Öyle çok fazla iletişimimiz yoktu ama yine de küçük bir dokunuş beni çok etkiledi ki keza onları etkilediğini düşünüyorum. İlk günü nasıldı senin? Yani neler yaptın? Aldılar mı havalimanından? Benim şu şekildeydi. Havalimanından kimse almadı bu arada. Gitmeden önce ama bir gece işte havalimanından hangi otobüse bineceğim, hangi trene bineceğim, nasıl şehre ulaşacağım. Bunların hepsini bana mesaj olarak bir slide gösterisi olarak atmışlardı. Tek başıma değildim. Bir arkadaşım daha vardı. Yine aynı projede birlikte çalışacağımız. Onunla birlikte havalimanında buluştuk. Onunla birlikte otobüsü bulmaya çalıştık internet üzerinden. Ardından haritadan işte tren istasyonunu bulduk. Birazcık yürüdük. Sonrasında bu arada tren biletini aldık İtalya'da. İtalya'da şöyle bir sıkıntı var. Tren biletini alıyorsun ama tren biletinde ne saat yazıyor, ne durak yazıyor, ne bir şey. Hiçbir şey yazmıyor. Bir sürü İtalyanca bir şeyler yazıyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Arkadaşım da bilmiyor, ben de bilmiyorum. İnsanlara soruyoruz, insanların da anladığı bir şey yok. Ama bir şekilde o kısmı da açtık. Fotoğraf attık işte oradaki Arzakirlere. Sonrasında ineceğimiz treni ve saatini, işte sonrasında trenin ulaşacağı istasyonu derken hepsini ayarladık ve bulduk. İndiğimiz Brescia'daki tren istasyonundan bir rahibe karşıladı. Gittiğimiz, çalıştığımız kilisedeki rahibe. Kendisi çok fazla İngilizce bilmiyor. Öyle iletişim kurmaya çalıştık. Ardından kaldığımız yer mükemmeldi. Otel gibiydi gerçekten. Her birimizin kendisine özel ait odası vardı. Birebir gayet rahat otel konforunda yaşadık. İlk gün odaya gittim. Bavulu kenara bıraktım. Sonra böyle kendime bakıyorum. Oturdum yatağa. Ben niye geldim ki? Niye buradayım falan modundayım. O an anladım geldiğimin. Yoksa o havaalanı süreci, tren süreci asla farkında değilim böyle. Sanki Türkiye'deymişim gibi. Ama oraya oturunca ben buraya geldim. Ve şu an hani bir görev tanımım var, iş tanımım var ve ben burada çalışacağım. Bu oda benim. 45 gün boyunca burada yaşayacağım. Orada birazcık duygusala bağladım, birazcık ağladım falan ama ardından aktı diğer günlerde geçti güzelce. Sen? Ya ben nereden başlasam bilemiyorum çünkü hani böyle başlasam film olur ya, film olur. İlk günüm sadece, ilk günümden film olur öyle söyleyeyim. Ya ben buradan işte gitmeden bir önceki gece zaten şey ne diyorum da Isaac'lar aradı beni, işte ne yapıyorsun, neredesin, kaç gibi ineceksin, uçak bileti vesaire bunları atıyorum onlara. Ardından haberleri oldu zaten karşıya gideceğimden. Neyse işte geceliğin saat 3.30-4 gibi falan ben havalimanına indim. Zaten her yer bir de şimdi Kiril alfabesi olduğu için tamam her ne kadar yani Rusça biliyordum birazcık, ona güvenerekten gittim. Bu kötü. Bu olmamalıydı. Çünkü bir insan Rusça bildiği için Rusya'ya gitmemeli. Bilmeden de gidilebilir. Neyse. Böyle her yer Kiril alfabesi falan. Gerildim hani tamam okuyabiliyorum ama her şeyi böyle pek anlayamıyorum falan. Valiz bulacağım zaten. Gidiyorum oraya, gidiyorum buraya böyle şeyine dolandı. Uçaktan indikten sonra benimle birlikte aynı uçaktan inenleri takip ediyorum. Onlar birlikte almak için. Neyse aldım vesaire çıktım. Ben oraya giderken rubleye doğal olarak çevirmemiştim paramı. İndiğimde benim böyle bir problemim vardı. Paramı çevirmem gerekiyordu. Aynı zamanda o kişilere ulaşmam gerekiyordu ve havalimanında da internete bağlanamadım. Klasik bir problem. Neyse işte gittiğimde ben başta internete bağlanmaya çalıştım ancak bağlanamayacağımı anlayınca gidip birilerinden Rusça yardım istedim. Hani telefonunuzdan arkadaşımı arayabilir miyim? Arkadaşım gelip beni alacak diye. Onlara ulaştım. Onlar zaten bana demişlerdi. Ben özellikle konuşmuştum. Otopark paraları vermemeleri için bir 15 dakika geç gelin demiştim onlara. Para
paramı değiştirmeye çalıştım o sırada. Ancak bankada önümde 4 kişi olmasına rağmen 2 kişinin işlemi rahat 20 dakika boyunca sürdü. Asla bitmedi. Ben paramı değiştiremedim yani. Geldiler beni aldılar falan böyle şeyine döndü. Geldiler böyle iki tane kız çok tatlıydı. Böyle geldiler şeyine döndü. Beni arıyorlar böyle etrafa bakıyor. Hemen bulup çıkmamız lazım diye. Böyle ajan filminde gibi falan hissediyorum. Yani alıp çıkılacağım ama. Aldılar ondan sonra. Böyle gece 3.30-4 civarı 4'tü hatta. O sıra St. Petersburg'un en güzel anları. Yani eğer St. Petersburg'a Global Volunteer'a gidecekseniz yazın gidin. Haziran ayında özellikle beyaz geceler yaşanıyor ve beyaz gecelerde beyaz geceler dediğimiz o yüzden güneşin hiç batmaması. Giderken böyle hani sabah mı yoksa gece mi asla ayrımına varamıyorum. Gökyüzü bembeyaz. Ucunda da böyle kızıllık var. Filtreli görüyorum hani böyle etrafı. Aşırı güzeldi. O yüzden çok hoşuma gitmişti. Gidişim aşırı eğlenceliydi. Böyle bir hostele götürdüler beni. Gece 4.30-5 gibi varmıştık. İlk gittiğim hostel birazcık kötüydü. Yani hoş değildi. Ardından zaten onlarla konuştum vesaire. Hani buranın benim için pek uygun olamayacağını söyledim. Onlar da oranın aslında beni koymalarının sebebinin çalışacağım kampa çok yakın olması olduğunu ve o yüzden oraya koyduklarını falan söylediler. Ardından bu kaldığım yer değiştirildi. Başka bir hostele koydular beni. Orası zaten gayet güzeldi. Orada da böyle başka ülkelerden gelmiş insanlar vesaire vardı. Hindistan'dan, Çin'den, İngiltere'den de birisi vardı. Aşırı güzel bir ortam vardı. Aşırı sevmiştim yani. O yüzden ilk günüm bayağı güzeldi bana. Peki sen hiç böyle garip bir olay falan geldi mi başına? Şöyle, bir çocuktan dayak yedim. Bu bayağı garip bir olay. Aliçe'ydi adı. Ailesi tarafından birazcık şiddete uğramış ve biz onu orada koruma altında adaptasyonunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir şekilde aktivitelere dahil olmasını sağlıyoruz. Aliçe pek konuşmuyor. Konuşmayı sevmiyor açıkçası. Ve Aliçe Hindistan'dan gelen bir kız. Aslında göç etmişler İtalya ailesiyle birlikte. Hep birlikte oyun oynarken Aliçe bütün ilgiyi kendisi üzerine toplamak istiyor. Çok ilgi odağı olmayı seven bir kız. Top oynarken başka bir kızla ben de oynayacağım dedi. Tabii ki oynayabilirsin falan. Ardından topu aldı ve gitti. Sonrasında onu ikna etmeye çalışıyorum. Birlikte oynayalım falan. Tabii anlamıyor. Benim üzerine saldırmaya başladı. Ben çok korktum. Gerçekten çok korktum. Çünkü bayağı tekme attı, vurdu falan. Ben böyle uzaklaştırmaya çalışıyorum. Sakinleştirmeye çalışıyorum. Ardından öğretmenleri falan çağırdım artık. Hani desteklesinler. Yardımcı olsunlar diye. Sonrasında birazcık Aliçe sakinleşti. Ardından barıştık. Konuşmaya başladık. Normal bir şekilde devam ettik. Düşünüyorum başka garip bir olay. Biz tren istasyonundaydık arkadaşlarımla birlikte, diğer gönüllerle birlikte. Aktarma yapacaktık. Bakıyoruz acaba hangisi? Hepsi iptal olmuş. Bu arada biz ne yapacağız? Bizim kilisenin de şöyle bir kuralı var. Saat 10.30'da kapılar kilitleniyor. Yasal, devletle de alakalı bir şey. Çünkü oraya ne aileler girebilir ne de bir başkası kilitlenmek zorunda falan. Bizim de 10.30'a kadar eve yetişmemiz gerekiyor işte. Sonra biz istasyonda beklerken bir tane Türk amca, böyle 50-60 yaşında, bize böyle işte soru soruyor. Ben Almanya'ya gideceğim buradan. Hangi trene binmeliyim falan. Biz de böyle yardım edelim. Ne olacak ki falan dedim. Böyle yardım etmeye çalışıyordum. Sonra birden şey dedi. İşte ben devletten kaçıyorum. Kaçarım. Bunu söyledi. Ben çok korktum. Şimdi yardım etmek istemiyorum çünkü devlet kaçar sonuçta adam. Ardından şey yaptım arkadaşlarıma. Şurada bir tuvalet var, gidelim mi falan. Onları aldım. Sonra ardından hemen yukarı çıktım. Şansımıza, yani yaptığım bir iyilik olduğunu düşünüyorum ki. Bir tane tren de bizim evimize gidiyor. Hemen ona bindik. Yani bayağı etkilenmiştim. Bu beni etkiledi ya da çok değişik bir deneyimdi diyebilirim açıkçası. Ardından rahibe, Sister Dione, benim anneannem babaannemden sonra çok 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 sevdiğim, çok çok bağlandığım yaşlı bir teyze. Kendisi 45 gün boyunca hem bize evini açtı hem de çocuklarla olan iletişimimizde bize çok yardımcı oldu. Çok fazla iyi bir İngilizcesi yoktu ama çatpat İngilizcesiyle bize yardımcı olmaya çalıştı. Kendisi 47 yaşında gitar çalmaya falan başlıyor böyle. Şu an 60 küsur yaşında. Bizimle birlikte böyle dans ediyor, gitar çalıyor. Ben hayatımda ilk kez bir rahibeyle dans ettim mesela bir akşam. İtalyanca şarkılar eşliğinde. Çok bambaşka, çok güzel bir deneyimdi diyebilirim. Senin var mı? Ya ben bir şey anlatayım. Bu benim ilk gittiğim gün. Tabii bizde bu olaylar falan oldu. Beni bıraktılar hostele. Hosteli bıraktıktan sonra ben tabii para değiştirmedim. Hat da almadım. Ve şans eseri gittiğim hostelde de Wi-Fi yok. Ha. Beni oraya bırakırken bana dediler ki... Batuhan sen burada kal. Projen zaten 2 gün sonra başlayacak. Biz sana daha sonra ulaşacağız. Ama evet siz bana ulaşacaksınız ama ben size nasıl ulaşacağım? Hani böyle bir problem var. Hani parayı değiştirmemişim, kartım yok, Wi-Fi yok. Hiçliğin ortasında gibi. Tabii zaten saat 4.30 filandı vardığımda. Böyle sabah 7 oldu ve ben zaten uyuyamadım, rahat edemedim. Çünkü hani aileme haber veremedim, ailem bekliyor. İstanbul'dan soranlar var, onlara cevap veremiyorum. Zaten başka bir ülkedeyim, gerginliğim vesaire var üzerimde. Ben tabii o sabah 3 saat filan uyudum ve attım kendimi dışarıya. Saat 7.30-8 filan. Başladım, etrafta başta şey soruyorum. Daha önce yurt dışına çıkmamıştım benim ilk tecrübemde. Şey, exchange office soruyorum böyle. Exchange office ne filan oluyor?
düşünüyorlar böyle. Hani ne yapacağım, hani ne yapacaksın orada falan oluyorlar böyle. Ben dedim ki ne demek böyle hani. Ama halbuki şöyle bir şey varmış, bankalarda da değiştiriyormuş. Hani siz böyle yapmayın, bankalarda para değiştiriyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Soruyorum moruyorum böyle, baktım yok kimse döviz change'e, hani exchange'e falan asla hiç kimse evet biliyorum falan olmuyor. Sonra dedim ki bari hani Starbucks sorayım. Nasıl olsa Starbucks merkezi bir yerde de çevresinde de her halükarda vardır. Ben başta bunu sormaya başladım. Bu sefer milletin bir eleştirisel bir yaklaşımı var. Ya ne yapacaksınız Starbucks'ta, gel burada kahve iç. Şurada kahve iç. Ya tamam hani anlayabiliyorum, tamam hani çok fazla. Bu arada Sankt Petersburg'da ben ya çok bu kadar alışık değilim. Her yerde kahveci var, her yer coffee shop böyle hani. Her adım başı coffee shoplar falan vardı. Oraları falan öneriyorlar. Allah'ım diyorum ne yapacağım, bu sefer City Center'ı sorayım falan. City Center'ı sormaya başladım ama bu sefer şöyle söyleyeyim. City Center Taksim'se ben Beylikdüzü'ndeyim böyle. Oraya nasıl varayım ben? Hani kart çıkarmamışım, metro karttan hiçbir şeyim yoktu. En sonunda en mantıklısı bana AVM geldi. Bu sefer AVM soruşturdum falan böyle. AVM'ye gittim. AVM'de 10'da açılacakmış falan. Bir saat oralarda oturup Wi-Fi falan buldum böyle. O gün birazcık oralarda yoğun geçti. Ardından oradan çıktım ama tabii ki de hala bana ulaşmamışlardı onlar. Ben de ne yapsam ne etsem de çok canım sıkıldı. Çünkü henüz gittiğim ilk Oslo'da de böyle birisi yoktu. Gittim böyle işte metro kartı çıkarmaya çalıştım. Metro kartımı çıkardım. Oradan böyle haritaya bakıp haritayı okumaya çalışıyorum. Tek başıma böyle işte Taksim'e falan geldim, böyle orada geziyorum falan ama böyle hani daha önce böyle hiç bu kadar özgür hissetmemiştim çünkü tamamen her şeyin sorumluluğu bendeydi. Ya her şey bende bitiyordu. Ben yapacağım kararların hepsinin benim etkileyeceğini o an farkına vardım böyle. İşte bir yere mesela yemek yiyeceğim falan, bu sefer oradaki Isaac'ları falan sormaya başladım falan. İlk gün böyle birazcık yalnızdı ama ya böyle her şeyi kendim tamamen deneyimlediğim için bana efsanevi bir özgüven kattı. Hani bu saatten sonra kimseye eyvallahım olmaz, her şeyi kendim yaparım diye oldum. O yüzden aşırı güzel. İlk gün böyle çok değişik bir olay değil ancak bana biraz kendimi tanıtan bir gündü. Ya sen bu arada çocuk falan beni dövdü falan dedin ya. Tam böyle şeyler her projede oluyor da böyle yani dönerken gerçekten herkes gözyaşına boğan deneyimler oluyor genelde böyle. Çünkü üzülüyorsun ardından dolayı. Seni böyle çok etkileyen bir olay falan olmuş muydu? Ya da seni bu proje hakkında en çok etkileyen şey neydi? Şöyle, benim İtalya'yı keşfetme fırsatım oldu açıkçası. Çalışma saatlerim birazcık aslında tersti. Öğlen 2'de başlıyordum, akşam 8'de bitiyordu. 10.30'da da kapılar kilitleniyor. Aslında çok fazla gezemiyoruz. Ama sabahları çok erken kalkıyordum, şehri keşfediyordum. Öğle yemeği derken işe başlıyorduk. Akşamları da kısa bir işte şehir turu, yürüyüş. Derken gördüğüm, keşfettiğim açıkçası hafta içi özellikle yaşadığım şehirde zevk almak. Yaşadığın anda gerçekten var olmak. Dolce far niente. İtalyanca, İtalyanların bir mottosu. Bulunduğun anda şu andan zevk almak. Bu herhalde benim İtalya'dan öğrendiğim, İtalya'dan kendime katabildiğim en güzel şeylerden bir tanesi. Ben şu an anda kalmaya çalışıyorum mesela. İstanbul'da bunu çok fazla deneyimlemeye çalışıyorum. Çok fazla ben heyecanlı bir tipim gördüğünüz üzere. Aşırı derecede dakik, aşırı derecede bir şeylere koşturmayı seviyorum. Ama anda kalamıyorum ve bu gerçekten beni yoran, yıpratan bir şey. İtalya'da gördüğüm insanlar gayet serin, rahat, yavaş. İnsanlar sabah saat 9'da işe başlıyor. Öğlen 3'te tatile giriyor. Pardon, 12'de tatile giriyor. 3'te tekrar başlıyor, akşam 6'ya kadar. Rahatlığa bak. Ne kadar hoş ve ne kadar yavaş. Ve ben birazcık akademik anlamda kendime sürekli bir şeyler katmaya çalışıyorum. Isaac dışında, okulum dışında ekstra yan dal yapıyorum ya da ekstra staj yapıyorum bir şirkette. Bunların hepsi beni yıpratan ve yoran şeyler ve ben ne okulda kalabiliyorum, ne Isaac içerisinde ne takımda kalabiliyorum, ne de staja kendimi tam olarak verebiliyorum. Çay'a gidip geldikten sonra şunu fark ettim. Benim bir yerde bir şekilde tam olarak anda kalmam gerekiyor. Stajımı bıraktım. Isaac'e devam ediyorum. Okula devam, yan dala devam. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Ama okula koşmuyorum mesela. Derse geç kalacaksam. Parka oturuyorum birazcık. Böyle nefes almaya çalışıyorum. Düşen yaprakları izliyorum. Diyorum ki anda kalmalıyım. Şu an burada ben dinlenmeliyim. Niye koşuyorum? Çok ufak şeyler gibi geliyor ama yaşımız çok müsait aslında bir şeylere koşmak, bir şeyleri yakalamak için ama ben birazcık durmam gerektiğini, yavaşlamam gerektiğini İtalya'dan öğrendim diyebilirim. Andan zevk almanın ne kadar ciddi ve ne kadar ihtiyaç duyduğumuz bir şey olduğunu öğrendim açıkçası. O yüzden İtalya'ya çok 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 teşekkür ederim, şükrediyorum. Gerçekten. Peki ya sen? Proje hakkında beni en çok etkileyen konulardan bir tanesi şeydi. Ben böyle 3 hafta boyunca devam ettim. İşte kamptaydım sürekli. Çocuklara gidip böyle çocuklar konuşuyorum, eğleniyorum, oyun falan oynuyoruz böyle. Onlar İngilizce, işte adam asmaca falan oynamaya çalışıyoruz böyle. Aşırı güzel, aşırı yoğun ilerliyordu. Ardından böyle bir tane yeni gelen grupla oryantasyon haftası gibi bir şey düzenliyorlardı. Ve ben de oraya katılmak istediğimi söylemiştim. Çalıştığım kamptan bir hafta uzak kalmak zorunda kaldım. Bir hafta uzak kaldıktan sonra böyle diğer oryantasyon takımını bildikte o çocuklara böyle bir oyun günü falan düzenleyelim dediler. Oraya gittik ve o gün oyun düzenleyeceğimiz gün gittiğimde şey gibi oldu. Böyle ben adımı attım ve bir anda çocukların hepsi böyle çevremde.
Ya hani böyle asla umut etmezdim. Bu senin evde kardeşinle oynaman ya da gelen komşu çocuğuyla oynaman falan değil. Ben bunları da yapardım. Çok severim çocuklarla ilgilenmeyi ama hani daha önce böyle bir şey görmemiştim. Hani böyle 3 hafta çocuklara emek veriyorsun. Böyle onlara vaktini ayırıyorsun. Onlara bir şey öğretmeye çalışıyorsun ve ardından böyle bir hafta seni görmeyince döndüğünde böyle şey sana koşa koşa geliyorlar. Böyle sarılıyorlar. Nerelerdeydin? Nasıldın? Böyle geleceğime önceden diyor küçük küçük böyle kağıtlara hediyeler yapanlar olmuş. Böyle origami cinsinde şeyler falan yapmışlar. Çok garip hissediyorsun. Böyle şeyi hissediyorsun. Ben büyüdüm. Ben bir bireyim. Ve bu dünyada ben bir şeyler bırakabiliyorum ve bu bıraktığım şeyler dünyada birilerini değiştirebiliyor. Ya en büyük bunu öğretiyor sana ve hani bu benim sanırım proje hakkında beni projenin gerçekleriyle yüzleştiren en büyük noktalardan bir tanesiydi. Ya hem projede nasıl bir etki bıraktığımı hissettim hem dünyada nasıl bir etki bıraktığımı hissettim. Dünyada bir şeyleri değiştirebilmek için gerçekten bu kadar küçük şeyler çok büyük şeylere sebebiyet verebiliyor. Ya o yüzden benim çok hoşuma gitmişti. Bu olduğunu söyleyebilirim. Aynı şeyler benim için de geçerli açıkçası. Bir çocuk dünyayı değiştirebilecek potansiyele sahip ve onlara dokunuyor olabilmemiz, onlarla iletişim halinde olmamız. Onlara ellerini yıkamayı öğretiyordum ben mesela. Diş fırçalamayı öğretiyordum. Pizzayı yiyemiyorlardı. Elleriyle tutamıyordu bazı problemlerden dolayı. Yemek yeme kabiliyeti tam gelişmemişti. 6 yaşındaki bir çocuktan bahsediyorum. Pizzayı küçük küçük dilimleyip onun ağzına yediriyordu falan. Bunların hepsi gerçekten çok basic, çok basit şeyler gibi duruyor ama onda bıraktığımız etki, onun bende bıraktığı etki çok çok değerli diye düşünüyorum. Hem dünya için, hem bizim için, hem de Isaac vizyonu ve misyonu içerisinde gerçekten çok değerli. Bence kelimeleri sığmayacak şeyler yaşadık. Yani şu an dakikalara sığmayacak bir saat açıkçası bizim yaşadığımız deneyim. 45 gün çok kısa bir süreç gibi geliyor ama dokunduğumuz, yaşadığımız, az önce belirttiğim gibi çok değerli duygular, çok değerli olaylar söz konusu. Ama ne başlasan sen ve hayatta ben o kadar çok uzun sürecek ki. Bir insan eğer olgunlaşmak istiyorsa ve bu dünyaya bir şeyler bırakmak istiyorsa ki bırakmak istemeli. Yani kesinlikle Isaac'in Global Volunteer projelerinden bir tanesine kesinlikle gitmeli. Yani hani buraya ayırdığım vakit o 1,5 ay hayatımda benim ya bir şeyi harcamaktan bu kadar memnun olabileceğim bir şey düşünemiyorum. İngilizce de öğrendim, Rusça da öğrenmeye çalıştım ya da ne bileyim işte 2 senedir üniversitedeyim falan. Bunların hiçbiri benim şu ana kadar kazandığım bir deneyim bana vermemişti. Gelişime ve büyümeye gerçekten şu an kişiliğimizi, karakterimizi oturtmaya çalıştığımız şu dönemde Isaac çok bambaşka bir okul. Isaac hem kişilik hem karakter hem psikolojik olarak bize çok büyük bir etki bırakıyor bu yaşlarda. Ve yurt dışı deneyimi, bir global deneyim, international bir ortam çok 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 değerli hepimiz için. Ki bunun içerisinde yaptığımız bir iyilik var. Bu anlatılamayacak derecede muhteşem bir şey. Isaac'e gelin. Ya genel olarak bizim projelerin bize kattıkları ve bizim dünyaya kattıklarımız bu kadardı. Ya genel olarak Isaac'le bir deneyim yaşamanızı hepinize gönülden tavsiye ediyoruz. Kesinlikle. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle Isaac'le sağlıcakla kalın.